FFmpeg sadece videoları işlemek için değil, aynı zamanda videoları kopyalamak için de kullanılır. Şimdi buna örnek olarak birkaç videomuzu kopyalayalım. Örneğin input MP4 ile başlayalım. Bu MP4 dosyamızı videos içerisindeki copy klasörü içerisine kopyalayalım. Bunu FFmpeg kullanarak yapacağız. FFmpeg diyorum. Kopyalanacak dosyanın yolunu ve adını belirtiyorum. Source ve input MP4. Bunların başına copy adını vereceğim. Ancak öncelikle tam olarak yolu belirtiyorum. Copy alt tere bu dosyamızın uzantısı MP4'tü. MP4 nokta MP4. Evet. Burada dosyamız oluştu. Sorunsuz bir şekilde daha önce çalışıyor. Şimdi diğer dosyaları aynı şekilde yapalım. Burada mov dosyası, input mov dosyasını kopyalayacağız. O da burada ve çalışıyor. Diğer dosyaları da aynı şekilde alalım. Mesela FLV. O da geldi. Başka neyimiz vardı? Burada AVI tabii ki. Bunları programatik olarak yapabilirsiniz. Tüm dosyaları kopyalamak gibi düşünebilirsiniz. Tüm veri dosyalarını bu şekilde. Böyle kopyalama işlemleri de gerçekleştirilebilir.